Evet arkadaşlar, bu sorudan devam ediyoruz. Şimdi bu eşsizliğe baktığımızda biz dikkatimizi çekecek, bizim sezgilerimizi harekete geçirecek şeyler, bazı ipuçları var. Bunlardan birisi, önce şu tabii soruyu bir okuyalım. ABC pozitif reel sayı, bu eşsizliği ispatlayınız diyor. Dikkatimizi çeken şu var, bizde kök A ile kök C var, burada bunlar çarpılmış. Hemen aklımıza şu gelebilir. Kök A artı kök C bölü 2 büyük eşittir. Kök içinde kök A çarpı kök C, yani kök A C. Şimdi böyle yaptığımızda biz görürüz ki eşitsizliğin bu tarafı dördüncü dereceden kök A C olmuş olur. Ama bizde soruda burada altıncı dereceden A C var. Yani aslında biz şöyle kırmızı kalemle göstereyim. Kare kök değil de küp kök alsaydık. Keşke. Bu fikir bizi şunu uygulamaya itecek. Diyeceğiz ki peki o zaman olsun, üç terim olsun. Bunlardan biri kök A olsun, biri kök C olsun. Ama dikkat edin, burada A ile C'den başka bir ifade yok. Yani kök B'yi koyarsak kök A, B, C'li bir şey elde ederiz. Onu istemiyoruz. Burayı da bozmak istemiyoruz. Dolayısıyla burayı bozmayacak. Bu ifadeyi içine başka harf girmesine neden olmayacak. Çok basit bir sayı ekliyoruz. O da 1. Ve 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Büyük eşit AGO'dan, aritmetik geometrik ortalama eşitsizliğinden. 3 tane terim olduğu için küp kök, kök A çarpı kök C çarpı 1 oldu. 1'i bu yüzden seçtim. Çünkü çarpımı hiç etkilemeyecek. Dolayısıyla sağ taraf tam istediğim gibi oldu. 6. dereceden kök A çarpı C oldu. Bu tarafta kök A artı kök C artı 1 bölü 3 oldu. Ben bu bölü halindeki 3'ü de karşıya çarpıya diye atarsam bu hale gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman aynı şekilde deyip aynı şekilde ben kök A artı kök B artı 1'in de 3 tane 6. dereceden A çarpı B olduğunu, kök B artı kök C artı 1'in de aynı mantıktan 3 tane 6. dereceden kök BC olduğunu kolaylıkla görebilirim. Şimdi bu durumda gider taraf tarafa toplarsam bu ifadeleri, 2 tane kök A, 2 tane kök B, 2 tane kök C artı 3 büyük eşittir 3 parantezinde 6. dereceden AC, 6. dereceden AB artı 6. dereceden BC olarak görebilirim. Sonra bu artı 3'ü karşıya eksi 3 diye atıp 3 parantezine alırsak arkadaşlar ve bu 3'ü karşıya bölü diye atarsak son halimiz şöyle olmuş olacak. 2 bölü 3 kök A artı kök B artı kök C büyük eşittir 6. dereceden kök AC artı 6. dereceden kök BC artı 6. dereceden kök AB eksi 1 olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruyu da aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitsizliğinden çözmüş olduk. Bugün dersin ilerleyen bölümlerinde yani 3-4 soru sonra artık biraz soru sorup cevaplarını sizden beklemeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığınızda x, y, z reel sayılarmış. X, y, z 1'miş. Ama dikkat ederseniz x kökün içerisinde, y de kökün içerisinde, z de kökün içerisinde. Ve bunlar o zaman negatif olamazlar. Yani ya pozitifler ya da sıfırlar. Ancak sıfır da olamazlar. Çünkü 3 sayının çarpımı 1. Dolayısıyla biz burada artık hemfikiriz ki x, y, z reel sayı ama pozitif reel sayı. Yani burada ben hani aritmetik ortalama, geometrik ortalamayı istersem kullanabilirim. Şimdi ifadeye baktığımızda x, y, z'nin bize 1 olduğunu vermiş. Şimdi ilk bakışta çok net gözükmüyor ama x, y, z'nin 1 olduğunu düşünüp bazı kafamda denemeler sezgisel olarak yapabilirim. Nedir bu? Şuraya bakın çocuklar. Kök x değil mi bu? Hani buraya bakınca buradan kök x ile alakalı bir şey elde edemeyeceğimi görüyorum, hissediyorum. O zaman orası kök x olmasın. Çünkü x, y, z 1. O zaman
x çarpı xyz olsun. Bu bizim ifademizi bozmaz. Bu kök x'e eşittir. Çünkü xyz dediğimiz şey 1. Ama bize farklı bir görünüm katar. Nasıl bir görünüm katar? Kök x demek, demek ki aynı zamanda x kare yz demekmiş. Peki bizim elimizde x kare yz yapacak bir şey var mı? Evet, var. Çok güzel bir tesadüf. Ne yaptık hemen? Aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitsizliğinden, AGO'dan ne elde ettik? X kare yz'yi elde ettik. Biliyoruz ki biz bu da kök x. Y kare zx'i şimdi alıyoruz. Y kare artı zx bölü 2 büyük eşittir. Y kare zx ki o da kök y'ye eşit arkadaşlar. Aynı şekilde z kare artı xy bölü 2 yaptığımızda o da z kare xy'ye eşit ve o da z'ye eşit, kök z'ye. Şimdi bu ikileri karşıya çarpı diye atıp taraf tarafa toplarsak şöyle kenara yazayım. O zaman karşımıza şu ifade gelecek. Artı yz artı xz artı xy büyük eşittir. 2'yi karşıya çarpı diye attığında bunların hepsi 2 oldu. 2 parantezinde kök x artı kök y artı kök z olmuş oldu. Ve biz de bu eşitsizliği ispatlamış olduk. Demek ki artık hani bu eşitsizlik literatürüne şunu da ekleyeceksiniz kendi literatürünüze. X, Y, Z'yi 1 verdi mi ben bunu bir yerde kullanabilirim çarpım olarak. Bunu unutmuyorsunuz. Evet, şimdi bu soruya geldik. Tabii yani şimdi her soru aritmetik ortalama, geometrik ortalamadan çıkmayacak ama soruyu gördüğünüzde bu soruya böyle bakınca ya bu galiba aritmetik ortalama, geometrik ortalamadan çıkacak diye bir his doğabilir içinize. Şimdi buraya baktığınızda YZ çıkmış. Halbuki burada Y üzeri 4 var, Z üzeri 4 var. Bunun kurtulabilmesi için yani çıkabilmesi için dışarıya dördüncü dereceden kökünü almamız lazım. Yani 4 tane terim kullanmamız lazım. O zaman dördüncü dereceden kökünü alıyorsak bunu çıkarıyorsak kenarda böyle bir hayal ediyorum. Ne olmuş da bunlar dışarı çıkmışlar? Demek ki x üzeri 12, y üzeri 4, z üzeri 4, 24 üzeri 4'müş de böyle olmuş olabilir. Peki ben bunu sağlayabilir miyim? Evet, sağlayabilirim. Çünkü 3 de var elinde, 8 de var. 3 tane y üzeri 4 artı 8 tane z üzeri 4 artı 2 tane ifade bölü 4 büyük eşittir. Büyük eşittir. Dördüncü dereceden kök ne olacak çocuklar? İşte 3 tane y üzeri 4, 8 tane z üzeri 4'ten 24 tane y üzeri 4, z üzeri 4 gelecek. Ama x üzeri 12 gelmesi lazım buraya. Bende de x üzeri 6 var. Demek ki ben bunu şöyle açmışım. Ax üzeri 6 artı bx üzeri 6 diye yazmışım. Dolayısıyla x üzeri 12'yi de buradan getirmişim. Peki buradan 4'ü karşıya çarpı diye attığımda şu bölü 4'ü karşıya çarpı 4 diye attığımda atalım. Attığımızda çarpı z üzeri 4. Bir de burada a çarpı b olacak. Değil mi arkadaşlar? Şu a ile şu b olacak. Bu ifadenin 24 olmasını istiyoruz biz. 24 olarak çıkmasını istiyoruz. O zaman burası 4. O zaman buradan 6'nın çıkmasını istiyoruz biz. 6'nın çıkabilmesi için içerisinin 6 üzeri 4 olması lazım. 24 çarpı a çarpı b. 6 üzeri 4'ü 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 diye düşünüp bölersek 6'ya şurası 4 kaldı. Şurası 3, şurası 3 kaldı. 54 kaldı a çarpı b. A artı B de 15 arkadaşlar biliyoruz. A artı B 15. Demek ki ben bunu 6'ya 9 diye ayırmalıymışım.
Hemen buldum. Onu kırmızı kalemle yazıyorum. A dediğim şey 6, B dediğim şey 9. Ve 4 sayıyla aritmetik ortalama, geometrik ortalama yapmış oldum. Ve bu şekilde ayırırsam, A'yı 6, B'yi 9 seçersem bu eşitsizliğin doğru olduğunu göstermiş olurum arkadaşlar. Bu soruyu da bu şekilde gösteriyoruz. İsterseniz şuraya bir daha yazayım. Yani ben 15x üzeri 6'yı 6x üzeri 6 artı 9x üzeri 6 artı 3y üzeri 4 artı 8z üzeri 4 bölü 4 bölü 4 büyük eşittir. 4. dereceden kök 6 çarpı 9 çarpı 3 çarpı 8 çarpı x üzeri 12 y üzeri 4 z üzeri 4 diye yazıyorum. Ki o da 24 x küp y z yapıyor. Pardon 6 yapıyor. Şuradaki bölü 4'ü de karşıya çarpı diye atınca bunu ispatlamış oluyoruz. Hemen burayı da silip 24'ümüzü yazalım. Bu eşitsizliği de ispatlamış oldum. Şimdi bir sonraki eşitsizliğimize geçelim. Bir sonraki eşitsizliğimizde bu daha kolayca gözükebilen bir eşitsizlik. Neden derseniz şuraya bakarsanız buradaki terimleri çarparsanız A küp, B küp, C küp yapıyor ve küp kökten kurtuluyor. Direkt olarak buraya AGO uygularsak, bu arada soruyu okumadan tabii hızlı geçiyorum. Biraz duralım soruyu düşünelim. ABC pozitif reel sayıları için bu eşitsizliği gösterin diyor. Hemen şu üçüne AGO uyguluyorum arkadaşlar. Uyguladığınız zaman üstüne şöyle AGO yazarsanız aritmetik geometrik ortalama eşitsizliği olduğunu anlarlar. Ya da direkt olarak aritmetik ortalama geometrik ortalama eşitsizliğinden diye yazmanız gerekiyor. Böyle olunca ne olacak? Küp kök, A küp, B küp, C küp. Bunlar pozitif olduklarından zaten küp kök olduklarından ABC. Toparlıyorum. A kare B artı B kare C artı C kare A. 3'ü karşıya çarpı diye atarsam 3 ABC. Aynı mantıktan burası için AGO uyguluyorum. Burası için AGO uygularsam aynı şekilde diyeyim. Aynı şekilde. A B kare artı B C kare artı C A kare büyük eşit. Gene 3 ABC gelecek. Bunları taraf tarafa çarparsak arkadaşlar. A kare B artı B kare C artı C kare A. A B kare artı B C kare artı C A kare. Büyük eşittir 9 A kare B kare C kare. Gönül rahatlığıyla taraf tarafa çarpabiliyoruz. Çünkü bunların hepsi pozitif olduğunu biliyoruz. Yani eşitsizliğin yön değiştirmek gibi bir durumu olmayacak. Buradan da bu şekilde soruyu bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu soruda çocuklar, bu soru aslında görür görmez çat diye söyleyebileceğiniz bir soru. Bizim eşitsizliğimiz neydi? Aritmetik ortalama, geometrik ortalamadan büyük eşitti. O da harmonik ortalamadan büyük eşitti arkadaşlar. Buradan şu sayıları görüyorsunuz. Diğer yandan çarpmaya göre terslerini de görüyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yani bu çarpmaya göre tersleri ve sayıların kendileri varsa ya aritmetik ortalama, harmonik ortalama kullanırım. Çünkü harmonik ortalamada sayıların çarpmaya göre tersleri toplanıp paydaya yazılıyordu hatırlarsanız. Ya da geometrik ortalama, harmonik ortalama kullanacağım. Peki hangisi? Bakıyorum bunlar çarpılmış. Demek ki geometrik ortalama, harmonik ortalama eşitsizliğini kullanacağım. Geometrik ortalama, harmonik ortalama eşitsizliğinden 4. dereceden kök A artı 1 çarpı B artı 1 çarpı C artı 1 çarpı D artı 1 büyük eşittir. 4 tane sayı olduğu için 4 bölü 1 bölü A artı 1 artı 1 bölü B artı 1 artı 1 bölü C artı 1 artı 1 bölü D artı 1 ki bunu da soruda bize 1 olduğunu vermiş. Yani bu gördüğünüz ifade 4'ten büyük eşit. İki tarafında 4. dereceden kuvvetini alırsak
A artı 1 çarpı B artı 1 çarpı C artı 1 çarpı D artı 1 büyük eşit 4 üzeri 4 olacak. O da 256 yapmış olacak ve biz de bu eşitsizliği göstermiş olacağız arkadaşlar. Şimdi yani bayağı bir aritmetik ortalama, geometrik ortalama eşitsizliği çözdük. Yani aşağı yukarı 10-15 tane soru çözmüş olduk. Bundan sonra sorular geldiğinde size 3-4 dakikalık süre vereceğim. Bu sürelerde siz düşüneceksiniz. Ondan sonra fikri olan söyleyecek. Arkasından da soruları çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuz geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz bu denklemin 2 olmasını sağlayan kaç tane x, y, z, u, reel sayı dörtlüsü vardır? Süreniz başladı. 3 dakika veriyorum bu soru için. Evet arkadaşlar, süreniz bitiyor. Fikri olanlar söyleyebilirler. Var Hocam mı fikri payda olan? ekleyebiliriz. Duyamadım. Aritmetik ortalama büyüktür, geometrik ortalamayı kullanabiliriz. Ben de aynı fikirdeyim şu kenara. Evet. Nasıl Hocam. kullanacağız? Bir kişi söylesin aranızdan. Kim konuşacak? İsmini Hocam söylesin. ben söyleyebilir miyim? İsmini söyle. Eyüp sen misin? Evet hocam. Eyüp söyle, dinliyorum. Payda eşitleyip kullanacağız hocam. Payda eşitleyip kullanacağız diyorsun. Başka fikir olan? Hocam ben farklı bir Ben fikirdeyim. söyleyebilir miyim hocam? Kim sen, Arda mısın? Arda Aydın mı? Evet hocam. Söyle Arda, nasıl yapacağız? Eşitsizliğini kullanarak x kare artı y kare artı x kare bölü y kare artı y kare bölü z kare artı z kare bölü u kare artı u kare bölü z kare bölü 4 büyük eşittir 1 yapacağız. Çünkü hepsinin çarpımı 1 ediyor. Yani şunu diyorsun, yazıyorum bir yandan senin söylediğini. Dördüncü dereceden kök x kareyi, bu dikkatini çekti belki soruda değil mi? Evet hocam. Bunların hepsinin birbirini götürdüğü dikkatini çekti. Bu nedenle hepsini çarpmak istedin. Çarpınca dikkat ederseniz çocuklar, dikkat ederseniz
X kare ile X kare gitti. U kare ile U kare gitti. Z kare ile Z kare gitti. Y kare ile Y kare gitti. Burası ne kaldı? 1 kaldı. Sonra alttaki bölü 4'ü karşıya çarpı diye atarsanız o zaman X kare Y bölü Y kare artı Y kare bölü Z kare artı Z kare bölü U kare artı U kare bölü X kare büyük eşittir 4 oldu arkadaşlar. 4'ü karşıya çarpı diye attığımız için. Şimdi o zaman sorumuz cevabı ne Arda? Hocam boş küme çünkü 2 4'ten daha büyük değil. Evet, bu işlemin sonucu mutlaka 4'ten büyük çıkıyormuş. 2 çıkma ihtimali yok. Dolayısıyla bunun arkadaşlar bu sorunun çözümü yok. Bakın sorunun kendisi aritmetik ortalama, geometrik ortalama gibi değil. Bir eşitlik var, bir eşitsizlik değil. Bir eşitlik var ama bu eşitlikte bile biz aritmetik ortalama, geometrik ortalamayı ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yazmayı videoları yükleyince yaparsınız arkadaşlar. Zaman fazla vermeden yazmanız için devam ediyorum. 448. soru. ABCD pozitif sayıları için A çarpı B çarpı C çarpı D 4. Bu ifadenin alabileceği en büyük değer kaçtır arkadaşlar? Süreniz gene 3 dakika. Hocam en küçük demesi gerekmiyor mu? Evet, sanırım en küçük değeri soruyor arkadaşlar. Hocam ben buldum ama örnek gösteremedim. Evet arkadaşlar, fikri olanlar isimlerini söylesinler önce, söylesinler sonra. Hocam ben. Ahmet Kerim. Hocam Ahmet. Ben Eyüp Burkan. Ben Nefet Berk. Ahmet Kerim'le başlayalım. Ne yapacağız hocam, Ahmet Kerim? Algo eşitsizliği. Algo eşitsizliği nasıl yapacağız? Aritmetik geometrik ortalama eşitsizliği. Nasıl yapacağız onu? Hepsini birlikte alacağız. 1 bölü A. Artı 1 bölü 2 B. Artı 2 bölü 3 artı 3 bölü 4 D. Eşit büyük diyemedim. Bölü 4 hocam.
1 bölü... Bu olacak. Şu ikiler birbirini götürecek. Şu üçler birbirini götürecek. A çarpı B çarpı C de 4 olduğu için değil mi? Aşağısı da 1 bölü 16 çıkacak. Doğru mu yapıyorum? O da evet, 1 bölü 2 çıkacak. Sonra o zaman bu 4'ü karşıya atınca 1 bölü A artı 1 bölü 2B artı 2 bölü 3C artı 3 bölü 4 de ifadesi her zaman 4 çarpı 1 bölü 2 yani 2'den büyük olacak. Dolayısıyla 2'ye eşit veya büyüktür diyebilirim şu anda. 2'ye eşit olabileceğini de göstermeliyim. Bu değerleri bulmalıyım. Aranızda bulan var mı? Hocam bulamadım da söyleyebilir miyim? Buldun mu? Bulmadım hocam. Bulan şu var mı? Şu eşitlikten çıkacak da eşitlikten. Hocam bulmak üzere. Kim? Selma Nur. Selma Nur. Nasıl bulacağız Selma Nur? Bunun eşit olması için bu dört terimin birbirine eşit olması lazım. Aynı zamanda 1 bölü 2 olması lazım. Bir saniye dinleyelim. Şu eşitliğin sağlanması için yani hani aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalamadaki eşitliğin sağlanması için arkadaşlar eşitliğin sağlanması için bütün terimlerin birbirine eşit olması gerekiyor. Yani Selma Nur neler birbirine eşit olacak? 1 bölü A eşittir, 1 bölü 2B eşittir, 2 bölü 3C eşittir, 3 bölü 4D eşittir, 1 bölü 2. Neden 1 bölü 2 olsunlar? Onu da söyle. Toplamları 2'ye eşit ve bunların hepsi birbirine eşitse her biri 1 bölü 2 olmalı. Evet, bunu sağlamalılar değil mi? Bakın çok da zor değil. O zaman A kaç çıktı? 2. B kaç çıktı? 1. C kaç çıktı? 3 bölü 4. D kaç çıktı? 6 bölü 4. 3 bölü 2 mi? Evet. Bu değerler için hocam, arkadaşlar... C4. 4 bölü 3 mü çıkıyor? Yanlış mı yaptım? Düzelteyim. Galiba hocam. Evet. Bu değerler için arkadaşlar bu ifade 2 değerini de alabiliyor. Yani şu bölümü yapmazsanız sınavda 7 puanın 1 puanı gider. Doğru çözdüm diye çıkarsanız 1 puan eksik alırsınız. Eşitlik durumunu da göstermek zorundasınız. Peki bir sonraki sorumuza geçelim. Bu İlköğretim Matematik Olimpiyatı 2002 yılında yani bundan 18 yıl önce test şeklinde çıkmış bir soru. Buna göre bu ifadenin alabileceği en küçük değeri bulunuz arkadaşlar. Süreniz 3 dakika. Hocam. Hocam oradaki AX mi oldu?
Evet arkadaşlar, buradaki a x olacak. Ve x pozitif bir reel sayı olacak. Çünkü x negatif olursa ben bunu çok negatif yapabilirim yani. En küçük değerini bulabilirim. Efendim? Hocam, n'ye 1 ise de hocam her negatif olsaydı n'ye 1 verip x'e eksi sonsuz verirsek eksi sonsuz 1 olur. Evet, o yüzden x bir pozitif sayı arkadaşlar. Fikri olan var mı? Hocam var benim. Arda sen bekle. Arda sen bekle. Hiç konuşmayanlarla konuşalım. Sükeyna fikrin var mı Sükeyna? Aritmetik ortalama büyüktür. Geometrik ortalama yapabiliriz. Çok şaşırtıcı bir fikir. Nasıl kullanacağız onu söyle. Hocam x tane n varmış. Onları toplarız. Artı 1 bölü x üzeri n yazarız. N bölüm tane x demek istedin diye düşünüyorum. Hı? Değil mi? N tane x. Evet, n tane x. Şunlar n tane x bölü n pardon artı 1 bölü 2 üzeri n bölü n artı 1. N artı 1. Büyük eşit n üzeri n artı 1 dereceden x çarpı n tane x çarpı 1 bölü 2 x üzeri n. Evet. Dolayısıyla bunlar birbirini ne yapacaklar? Götürecekler. Orası 1 olacak. Bunu da karşıya çarpı diye atarsak arkadaşlar n artı 1'den büyük eşit olacak n x artı 1 bölü x üzeri n. Değil mi? Peki, evet. En küçük değeri nedir peki? N cinsini istemiyor bizden. Sayı istiyor. Ne diyeceğiz? Hocam, benim farkım n eşittir 1. Bir pozitif tam sayı. Evet, n eşittir 1. N eşittir 1 için bakarsak, hani sonuçta n bir pozitif tam sayı, n eşittir pozitif tam sayı olduğu en küçük biri vereceğiz. X artı 1 bölü x büyük eşittir 2 olacak. Peki bu olabilir mi? Bunu da göstermemiz lazım. Bunun olabilmesi için... Olabilir hocam. 1-1 hocam. Evet, x eşittir 1 için sağladığı kolayca görülüyor arkadaşlar. Açık. Dolayısıyla en küçük değer 2'dir. Peki bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu da onun çok benzeri. Aynı yıl sanırım. Bu sefer lise seviyesinde çıkmış bir soru. Bunu da isterseniz hemen yapalım. Nasıl yapalım? Bunu da Senasu söylesin. X pozitif bir reel sayı olmak üzere x kare artı 1 bölü 4 x ifadesi hakkında hani söyleyebileceğim bir şey var mı görür görmez? Senasu. Hocam yine yani aritmetik ortalama büyüktür GO yani öyle bakabiliriz. Hocam sonrasında Nasıl bakacağız? Yani ona bakacağımızı tamam anladık da yani nasıl ayıracağız bu sayıları? Hocam x kare artı 1 bölü 8x artı 1 bölü 8x olarak bakabiliriz. X kare artı 1 bölü 8x artı 1 bölü 8x. Niye böyle yapmayı düşündün? Çünkü aşağıdaki x'ler yukarıdaki x kareyi ne yapacak artık? Götürür ve 1 bölü 8'de çıkmış olur. Evet. 3. dereceden kök. X kare çarpı 1 bölü 8x çarpı 1 bölü 8x. Buradan da bu da 1 bölü 4 diye çıkmış olur. Bu ifade de 3 bölü 4'ten büyük olur arkadaşlar. O zaman şıklarda 3 bölü 4'ten büyük olmayanı, küçük olanı bulursanız bu soruyu ne yapmış olursunuz? Çözmüş olursunuz. O da A şıkkıymış. Kök 3 eksi 1. O da 0,4. 0,7'ye yakın bir değer yapıyor pardon. Bu da 0,75 gibi bir değer. Bu da 0,71 gibi bir değer. Dolayısıyla cevap A'dan oluyor. Şimdi süremiz bitiyor. Hocam bir şey sorabilir miyim?
Süremiz bitiyor. Ben konuşayım. Süremiz bitiyor. 10 dakika sonra tekrar geliyorsunuz süremiz bitince. Bu soruyla uğraşıp geliyorsunuz.